Sayın İmam, saygıdeğer misafirler, değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle genel kurulumuzun mesleğimize, meslektaşımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 1990'lı yıllardan itibaren gerek dünya ve gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan çok ciddi değişim ve dönüşümlere rağmen bu değişim ve dönüşümün mesleğimiz alanında da yeterince gerçekleştiği maalesef iddia edilemez. Bu değişimin gerçekleştirilememesinin en önemli sorumlusu mesleği temsil noktasında olan TÜRMO ve İSMO yöneticileridir. Tüm dünyada yaşanan bu değişim ve dönüşüme uygun olarak muhasebe otoriteleri, ilgili kurumlar ve üniversiteler meslek mensuplarının yeni yapıya uyumuna yönelik çalışmalar yürüttükleri halde ülkemizde mesleği temsil noktasındaki kuruluşların bu rahatlığını almamak mümkün değildir. Bu çalışmalar yapılmadığı gibi ülkenin genel büyüme trendi ile meslek sayısı arasında bir dengede kurulamamıştır. Yani son 10 yılda ülkemizdeki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerindeki artış oranı %6 değerli meslektaşlarım. Buna karşılık meslek mensuplarının sayısındaki artış oranı ise %53. Meslek mensubu sayısındaki bu plansız ve dengesiz büyümenin getirisi saygınlık, tahsilat problemi ve haksız rekabet, itibarsızlık hepsi bunun içerisindedir değerli arkadaşlar. En önemli etkenlerden birisi plansız büyümedir. %6'ya %54. Bunun niceliksel ve niteliksel planlamasını yapmakla sorumlu olanların yapmaması da sizin dikkatinizden kaçmıyordur, ona da inanıyoruz değerli meslektaşlar. Yıllardır Haksız Rekabet Kurulu'nun başında olduğu halde bu sorunların çözümü noktasında hiçbir şey yapmayanların bundan sonra da getirecekleri bir çözüm söz konusu olamaz diye inanıyoruz. Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler, 23 yıldır kanunu olan doktorluk, avukatlık, mühendislik gibi diplomalara ihtisas bilgisi gerektiren bir mesleğin toplumda bu kadar basit ve değersiz algılanıyor olması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu algının oluşmasında asıl sorumluluk bugüne kadar mesleği temsil eden kurumları idare edenlerdir. Biz meslekle birlik olarak yukarıda çok genel olarak ifade edilen sorunların çözümü ve mesleğimizi çağdaş dünya ülkeleri düzeyinde hak ettiği yere getirmek amacıyla buradayız. 23 yıldır mesleki anlamda iktidar olmadan ve sadece meslek adına zorlu ve onurlu bir duruşu sergiledik. Bundan sonra da aynı duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen çok kıymetli siz meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar. Bu seçim döneminin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü 89 yılından beri meslektaşın denetim yetkisini kullandırmayan TÜRMO ve İSMO'ya rağmen bu hakkı gayet açık ve net bir şekilde tanımlayan TTK ile ilgili yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle meslekle birlik olarak TTK'dan doğan denetim yetkisinin kullanılması ve alanının genişletilmesi adına yapacağımız çalışmalar için siz değerli meslektaşlarımızdan yetki istiyoruz. Kıymetli meslektaşlarım, Çağdaş Demokrat Grup bizi hep birilerinin arka bahçesi gibi görüp son dönemlerde mesleğimiz adına yapılan düzenlemelerin hiçbirine karşı çıkmadığımızı, Kamu Gözetimi Kurulu'nun avukatlığını yaptığımızı,
olmadığımızı ifade ederek sürekli ideolojik ve siyasi eleştiriler yapmaktadır. Meslektaşlarımız 23 yıldır bu hikayeyi dinliyor. 23 yıldır nice iktidarlar değişti, nice partiler geldi geçti ama meslekte birlik için aynı iç boş söylemler devam etti. Tam anlamıyla kişi başkasını da kendisi gibi bilirmiş, sözüne uygun bir davranışla en ucuzunu, en kolayını ama aslı ve astarı olmayanını tercih ede geldi. Oysa tüm meslektaşlarımız ve hatta tüm ülke gördü ki hem İstanbul'da hem tüm ülkede meslekte birlik grupları mesleğimizin ama sadece mesleğimizin yegane temsilcisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Biz hiçbir zaman hiç kimsenin avukatlığına soyulmadık. Biz mesleğin ve meslektaşının sorunlarının çözümü adına yola çıktık ve bu yolda yürüyoruz. Eğer bu birilerinin avukatlığına soyulmaksa, evet biz meslektaşın çıkarları adına meslektaşın avukatlığına soyulduk. Nitekim TTK 400'ünde verilen denetim yetkilimizin gaspı karşısında vermiş olduğumuz mücadele meslek kanalı tarafından iyi bilinmektedir. Halbuki biz bütün ifadelerimizde bağımsız denetim yetkisinin meslektaşlarımız tarafından kullanımı konusundaki yasal düzenlemeyi sonuna kadar desteklediğimizi ancak çıkarılan bağımsız denetim yönetmeliğinin gelir tabanını genişletmediği ve meslektaşların beklentisini karşılamadığı için eleştirmekten de hiçbir zaman kaçınmadık. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer misafirler, bütün bu değerlendirmelerden sonra yönetim anlayışımıza gelince, o dayı İFAK tarafından benimsenen ve bizim temel değerimiz açısından da son derece önemli olan dürüstlük, şeffaflık ve hesap verilebilirlik esası çerçevesinde yönetmek için buradayız. Ve bu ülkede de hayatı geçireceğimizi bütün meslek mensupları huzurunda taahhüt ediyoruz. Fakat ne yazıktır ki o da mevcut yönetimi bugüne kadar şeffaf, hesap verilebilir ve dürüstlük ilkelerine uygulamamış ve uymamıştır. Amacı bu ilkeleri yerleştirmek ve yaygınlaştırmak olan bir kurumun gerek internet sayfasında, gerek mali raporlarında ve gerekse faaliyet raporlarında bu kavramların nasıl değerlendirildiği ve nasıl bakıldığı açısından bize çok önemli işaretler vermektedir. Hepimizin malumu 2012 yılı gelir tablolarında buradan konuşmacı arkadaşlarımız ifade ettiler. Giderler ve gelirler kalemi. Gelirler 15, İsmoç'un konuşuyorum. 15 küsür, giderler 16. Hepsi genel yönetim giderlerin içerisinde. Bu odanın amaca yönelik gideri yok mudur? Veya bu odanın hizmet maliyeti yok mudur? Niçin bütün giderler tek kalemin içerisindedir? Biz ki muhasebe ve muhasebe mesleğini yapan, denetim mesleği bu meslektaşların hakkı olan bir camiayı temsil eden meslek mensupları olarak bizim odalarımızın böyle bir gelir tablosu ve bilançoyla bizim karşımıza çıkması sizce değerli arkadaşlar yakışık alıyor mu? Az önce denetim raporunun bu kürsüden okunmasına ilişkin talep oldu. Ben aslında şunu söylemek isterim. Gerek değişim grubundaki, gerek ulusalcılar grubundaki, gerek çağdaşlar grubundaki bütün meslektaşlarıma şunu söylemek isterim. Farklı bir rapor vardı. Neden bunu dinlemek istemediniz? Çünkü söyleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü bu odanın bütçesi 9 metrekarelik odalarda mahkum olmuş, çoluk çocuğunun rızkından keserek, dişinden tırnağından biriktirerek, oda aidatlarını ödeyerek oluşturulan bu bütçenin nasıl harcandığına dair çok önemli ipuçları verecek. Ama maalesef
arkadaşlar, çamur at izi kalsın anlayışıyla bu iş geçiştiriliyor. Çamur at izi kalsın anlayışıyla bu iş geçiştiriliyor. Lütfen söylüyorum değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bu rapor bu denetim raporu okunmuş olsaydı bütün meslektaşlar bize hak verecekti. Bu oda yöneticiliğini meslek haline getirildiğini göreceklerdi. Neden? Huzur haklarını bahsettiğimizde bunlar iftira denildi. Dava açacağız denildi. Bekliyoruz, dava açılabilir. Bu huzur haklarını... Sayın 2012 yılında aldığınız toplam huzur haklarının toplamı 600 bin lirayı buluyor. Bu aylık 50 bin lira Türk lirasına tekabül ediyor. Biz bunu ispatlamaya da hazırız ve bu işin böyle olduğunu da dokümanlarıyla beraber size çok açık bir şekilde izah edebiliriz. Bunu sizinle paylaşma imkanınızı elinden aldık meslektaşlarımızla. Ayrıca şunu da söyleyelim değerli arkadaşlar. Oda çalışanlarımızın biz hiçbir zaman almış olduğu ücretlerin üzerinden bir siyaset veya bir şey değiştirme gayreti içerisinde olmadık. Ancak ortalaması 9585 TL'ye gelen oda çalışanlarının durumu göz önünde bulundurulduğunda bizim bu mesleği icra eden meslek mensuplarının ki İstanbul'da 33 bin kişi meslek mensubu var. Hangisi bu parayı kazanabiliyor? Değerli arkadaşlar. Bu rapor okunmuş olsaydı sosyal güvenlik primlerinin haricinde özel sağlık sigortası primlerinin yaptırıldığını da meslektaşlar öğrenmiş olacaktı. Bırakın biz özel sağlık sigortası primlerini yatırmayı meslek mensupları vakıf primlerine yatıramıyoruz sayın yavrum. Bitiriyorum sayın başkanım. Artık temsil ve ağırlama gideri adı altında Madam Despina'nın restoranında yapılan harcamalar bu meslektaşın aidatlarıyla ödenmiş. Lütfen bizden sonra kürsüye geldiğinizde meslektaşlara bunları tek tek izah ediniz. Çünkü biz bu odaya aidat ödeyenler meslek mensupları olarak bunları açığa çıkılmasını önemli bulduğumuz için bu denetim raporunun okunmasını istedik. Ancak buna müsaade edilmedi. Ama ben kısa da olsa bu içerikteki bunlardan birkaç tanesini değinmiş oldum. Ve biz niçin nisvi temsile karşı çıkıldığını da anlamış olduk böylece. Odamızın satın alma yönetmeliği yok. Formaliteden bir denetim raporu. Defter tasdik bilgileri bu. Şu şunlara bakılmıştır. Bu bunlara uygulanmıştır. Maalesef öyle değil. Satın alma yönetmeliği yok. Tahsilat yönetmeliği yok. Harcama yönetmeliği yok. Stok takibi yok. Bütün bu yönetmelikleri hazırlayıp diğer bütün odalara örnek olması gereken bir kurumda bunlar yoksa ne olacak derler arkadaşlar? Sayın Savaşçı'nın toparlar konuşmalarını bütün bunlar kurumsallaşamamış bir odanın belirtisidir. Ve siz kalkacaksınız, biz meslek mensuplarına kurumsallaşmada önce olacağını söyleyeceksiniz. Buna kim inanıyor? Evet, nisbi temsil rahatsızlık vermiştir. Evet, verdi. Doğrudur. Neden? Bunlar çünkü açığa çıkmamış olurdu. Onun için bütün kamuoyunda şunun bilinmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar. Lütfen dinleyin. Bizim ahlakımız, aldığımız edep ve terbiye olmamış ve yapılmayan bir şeyi birilerine atfetme şeklinde olamaz. Biz bu ahlakı terbiye almıyoruz. Biz Allah'tan korunan yıllık 600 bin huzur hakkını vicdanımıza da sığdıramayız, hiçbir yere sığdıramayız. Türkiye'de yapılan anketler sonucunda meslektaşın %95'i haksız rekabetten şikayetçi. O zaman haksız rekabet kurulu ne işe yarıyor bu ülkede? Onu sormak lazım. Yine o kadarının %85 meslek mensubu... Sayın Başkan,
Lütfen saygı duyun. Bitiriyorum başkanım. Meslek mensuplarının %85'i odalarının sorunlarını çözemeyeceğine inanıyor. Bütün umutsuzluklar, bütün bu tablolar ortadayken biz diyoruz ki meslek ortak paydasında, bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz. Meslek ortak paydasında, ideolojisi, siyaseti, siyasi şekli ne olursa olsun, eğer bu yaşamımızda bize bir paye verilecekse, bu meslek payesi bizim için onurdur, şereftir. Onun için hakkımız olan, bu meslek mensubunun alması gereken, eğer bir hak bir söz konusu ise, siyasiler kim olursa olsun, meslekli birlik orada olacak, bu meslek mensuplarının hakkını sonuna kadar sonlanacaktır. Bundan kimse bir şey sormaz. Teşekkür ederim. Tüm bu duyguları düşüncelerle mesleğe yeni bir misyon ve vizyon katacak olan yeni bir meslekli birlik kurullarına evet demenizi istiyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz emek ve gayretleriniz için meslekli birlik kurulu adına hepinize en derin selam, saygı ve muhabbetlerimi sunan bu yolda destekleyen